Otel odasında ölü bulunan Whitney Houston'a otopsi yapıldı. Houston'ın vücudunda darp izi olmadığı daha önce açıklanmıştı. Otopsi sonucunda da öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlanmadı. Ancak zehirlenip zehirlenmediğini ortaya koyacak olan toksikoloji testlerinin sonuçlarının açıklanması ise 6 ila 8 hafta arasında sürecek. 400'ün üzerinde ödül kazanan şarkıcı evliliğinin sona ermesinin ardından yüksek miktarda alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamıştı. Ölümün buna bağlı olduğu tahmin ediliyor. Sanatçının farklı yaşlardan hayranları ise çok üzgün bir şekilde evinin önüne gelip ona sevgilerini ifade eden notlar, çiçekler bırakıyor. O dünyamız için bir ilham kaynağıydı. Bize çok güzel bir müzik bıraktı. Onu hep o genç haliyle hatırlayacağım. Bütün o yaşadığı zor günlerden sonra sahnelere dönmeye çalışmasından çok etkilenmiştim. Öldüğünü duymak gerçekten şok edici. Onun o melekler gibi olan sesini çok seviyorum. 80'li yılların parlayan yıldızlarından Whitney Houston imza attığı 7 albümün yanı sıra Bodyguard filminde söylediği I Will Always Love You, seni her zaman seveceğim adlı şarkısıyla hatırlanacak.